Aslında ilk maçta bitirmemiz gerekiyordu. Çok fazla havaya girmenin de lüzumu yok. Avrupa Ligi'nde olmayı zaten hak ediyoruz. Yarınki kuraya sayın ikinci başkanımız Hüseyin Yücel ve Mete Vardar da katılacaklar kura çekimine. Ki Mete Vardar'ın bugüne kadar çektiği kuralar genelde bize iyi geldi. İnşallah Hüseyin başkanımızla birlikte güzel bir 8 takım çekecekler, 4 içeride 4 dışarıda. Avrupa Ligi'nde de iyi işler yapmak istiyoruz. Oyundan memnunuz. Öncelikle teknik heyetimizi, oyuncularımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bizi en çok sevindiren bir diğer olay da sonradan giren oyuncularımızın verdiği katkı. Ki bugün sonradan giren Salih'in gol atması, ki bir önceki maçta, lig maçında da Muçi başarmıştı bunu. Yavaş yavaş takımda rekabetin arttığını görüyoruz. Oynayan oynamayan herkes süre aldığı süre vakit içerisinde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Takım olma yolunda ilerliyoruz. Sorular var mı? Yani ben keyif alıyorum. Yani çok değerli oyuncularımız var. Immobile'nin kalitesini her maçta görüyoruz. Atsa da atmasa da, atmadığı maçlarda da yaptığı güzel hareketler var. Rafa ile ilgili zaten müthiş bir performansla başladı ve inanılmaz bir istikrarla gidiyor. Her maç üstüne daha iyi koyan, daha fazla, daha iyi şeyler yapan bir Rafa Silva seyrediyoruz. Tabii bunlar güzel şeyler. Ama demin de söylediğim gibi sonradan giren arkadaşlarımız da katkı sağlıyorlar. Ben bundan birkaç hafta önce, biraz iddialı olacak ama, Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş seyircisi çok iyi bir forvet seyredecek demiştim. Şu ana kadar da seyrediyorlar. Hocam ilk maçta Arkun Masuaku'nun performansı geliştirilmişti. Bugün gayet bir performans sergiledi. Golde katkısı oldu. Oyuncu transfer kurulu alakalı bir durum olduğunu söylemiştiniz. Bir 10 gün önce. Son durumda nedir, bir de performansla alakalı ne söylemişler? Şimdi bu akşam transferle ilgili konuşmak istemiyoruz. Çünkü 5-1 evinde kazanmış bir takımımız var. Bunun biraz keyfini çıkarmak istiyoruz. Daha sonra başkanımızla, yöneticilerimizle bir araya gelip transferde neler yapılabileceğini konuşabiliriz. Ama şu anda bunun zamanı değil. Hocam Avrupa Ligi'nde çok güçlü rakipler var. Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş kuralarıyla ve mücadele edeceği başka ligler yapıldı. Burada nasıl bir sonuç alacak sizce? Ve yarınki kuralda bir kura şansı Beşiktaş'ın yanında olması gerekiyor. Yoksa kim olursa? Yok. Yani Avrupa Ligi'nde artık zayıf takım zaten genelde Avrupa futbolunda ciddi bir tempo artışı var. Kalite artışı var. Bizim buna ayak uydurmamız lazım. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Yani orada şu çıksın bu çıksın değil. Zaten biliyorsunuz bu sene lig gibi oynanacak. 8 tane maç oynayacağız. Dolayısıyla kura'nın şanslı şanssızlığı olmayacak yarın bana göre. Orada da elimizden geleni yapacağız. Ama kesinlikle rekabeti daha fazla arttırmamız gerekiyor, takım içi rekabeti. Oynayan oyuncularımızın, bugünkü gibi sonradan giren oyuncularımızın daha iyi katkı sağlaması gerekiyor. İnşallah bunu başaracağız hep birlikte. Beyaz Hocam, geçen sezonda en çok gol atan isim Sevin Kılıçsoy. Bu sezon daha gol atamadı. Hissleri var ama bir baskı hissediyor mu? Onu belki de ikisi anlarsınız. Ya, golcülerin böyle zamanları olur. Sadece bir gole bakıyor. Bir gole attıktan sonra arkası gelecektir. Semih bizim yıldızımız, kardeşimiz, evladımız. Ondan çok büyük şeyler bekliyoruz. Daha önce milli takımda enteresan bir olaylar yaşandı. Hiç oynatılmadığı bir turnuvada en kritik zamanda son 3 dakikada oyuna sokuldu. Tabii bunlar kolay işler değil. Bunları aşacak Semih, çünkü müthiş bir karakteri var. Fizik olarak da çok güçlü. Sadece bir gole bakacak.
bakar, arkası gelecek. Bir golcü olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim, eski bir golcü olarak. Teşekkür ederim arkadaşlar.